Merhaba arkadaşlar, iyi günler herkese. Şimdi bir uygulama yapacağız. Fırsat bulmuşken bunu da çekip sizlerle paylaşmak istedik. Önemli bir uygulama. Bu doğumda toplulaştırma, koça gelme. Yanımda Balya'daki veteriner hocamız Cahit Yılmaz, Cahit hocam yanımda. Uygulama yapıyoruz. Ona sorular soracağız. Neden sünger, neden ya da neden implant? Arasındaki fark nedir? Hem uygulamayı göstereceğiz hem de ana hatlarıyla böyle bir bilgi amaçlı videoyu da çekelim dedik. Uygulamamızı yaparken de çekeceğim. Hem görürsünüz. Şöyle dönelim. Cahit Hocam merhabalar. Tekrar hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi iki uygulama ana hatlarıyla ülkemizde bilinen sünger ve implant. Evet. Biz tabii implantı seçtik. Sebebini konuşurken içerisinde bildiririz de. Ama bir genel hatlarıyla bir bilgi verirseniz sünger nasıl oluyor, nedir, neyi etkiliyor, implant nedir gibi. Ana hatlarıyla. Evet. Sünger yaklaşık 20 seneden beri ülkemizde uygulanan koyunların toplarda koça gelmesi, istenilen zamanda da doğurması ile ilgili bir işlem. İmplantta da 3-4 seneden beri yurdumuzda var. İspanya kökenli. Uygulamayı yapıyoruz. Uygulamada koyunların kulaklarına şu aparatla melatonin hormonu enjekte ediyoruz. Yaklaşık 40 gün sonra koyunların içerisine koçu salıyoruz. 20 günde de bütün koyunlar koça gelmiş oluyor. 5 ay sonra da doğum oluyor. Aradaki fark nedir? İmplant biraz daha uzun süreli düşünen arkadaşlar için uygun bir uygulama. Ve süngerde yaklaşık bir koça 6-7 tane koyun veyahut da 6-7 koyuna bir koç gerekirken implantta eğer bakımınız iyi ise 40 koyuna bir koç yeterli oluyor. Ki bu çok önemli. Evet, bu çok, çok önemli. Ayrıca sünger yaparken adamın atıyorum 50 tane koyunu var, 7 tane koça ihtiyacı var. 7 koçu da bir sürü de bulamıyor. Çevredeki arkadaşlardan istiyor. Aldığı koçların hastalıklı olup olmadığı belli olmadığından dolayı sürü olmadık yere enfekte oluyor. Sürü enfekte olmasından ziyade diğer arkadaşlardan aldığı koçlar da enfekte oluyor. Böylelikle yani biz ne kadar iyi baksak da sürümüze bu uygulama yüzünden aldığımız o hastalık getirdi mi bizim emeğimiz de boşa çıkar. Sürümüz de riske girer. Aynen öyle. Sürü de riske giriyor. Yavru atımlar çok oluyor, metritler çok oluyor. Yani istenmeyen sonuçlar çok fazla oluyor. Evet. Dediğimiz gibi implantta 40 koyuna kadar bir tane koç yeterli oluyor. Evet. 40 gün şu an uygulamamızı yapıyoruz. 40 gün sonra koçumuzu salacağız. Evet. 15-20 gün içerisinde hepsi bitiyor. Komple koça gelmiş olacak. Evet. Hocamızın da dediği gibi benim şu anda tek koçum var ve hani ne dışarıdan koç almak isterim ne de birilerine koçumu vermek isterim. Çünkü hocamın dediği gibi hastalık riskleri çok fazla. Bir de yani koç zayıflar, fazla yükleme olur hocam. Evet, siz de biliyorsunuz. Ki asıl önemlisi hastalık riski. O yüzden tek koçla ben bütün sürümü koçlamak istediğim için ve toplu doğum, toplu bir şekilde gebelik sürecini ve doğum sürecini atlatabilmek adına bu uygulamayı yapıyoruz. Bu uygulamada şu anda artı olan başka bir şey daha var. İlgili firmadan eğer uygun anlaşmalar yapılırsa 45 gün sonra koyunları ultrasonla kontrol edip gebelik oluştu mu oluşmadı mı onlar tespit ediliyor. Eğer gebelik oluşmadıysa veya gebe olmayan varsa artık onlara da ne yapmamız gerektiğini onlar da söylüyor, biz de söylüyoruz. Biz bu anlaşmayı yaptık. Evet, biz bu anlaşmayı yaptık. Ki bu çok önemli bir şey. Neden? Örnek veriyorum, 40 tane koyuna biz bu uygulamayı yaptık. Veyahut da uygulama yapmadık. 40 tane koyuna biz koçu salmıştık. Biz gebe olduklarını varsayıyoruz. Bu 40 koyundan 10 tanesi çözmüş olabilir, koç almamış olabilir, kızgınlığını kaçırmış olabilir. Eğer bu 10 koyun doğum yapmazsa o gün geldiğinde ki ikiz olarak düşünürsek 20 kuzu yapar. Şu anda en kötü 15 bin lira bir zarardan bahsediyoruz. Ama bu ultrason ve bu uygulamalar sayesinde bu zararın önüne geçilmiş oluyor. Bu birincisi şahsi düşüncem. Doğrudur. İkincisi de şimdi bu doğumlar 3 ay boyunca devam etmesi
3 ay iş gücü gerektirir. 3 ay yem getirip götürmek, mazotu, yem, iş gücü, işgaliye, sütten keseceksiniz, 3 tanesini keseceksiniz, 5 tanesi sürüde kalacak. Müthiş, muazzam stres yaratıcı şeyler bunlar. Ama eğer bu şekilde toplulaştırırsak 40 koyun ve kuzuyu aynı anda aşılayabiliriz. Aynı anda sütten kesebiliriz. Aynı anda kuzularını salabiliriz. Kuzuların yem, örnek veriyorum, bazen büyütmeyle başlayıp bese dönenler var. Ben direkt enerji diyoruz. Tarım kredi enerji. Onunla başlıyorum, onunla bitiriyorum ben. Ama yem değişikliklerinde de, yani bütün kuzular hemen hemen hem yaş oldukları için aynı anda yem değişikliğini, onların da aşılamalarını aynı anda yapabilme imkanı sunuyor. Bu da iş gücünü minimuma indirir. Çok önemli. O yüzden sürü ne kadar toplu bir şekilde, ki hatta şunu da söyleyeyim. Büyük işletmelerde düşünün, bütün gece boyunca, ki ben mesela kaç gündür geceleri geliyorum gidiyorum. Elektrik masrafından, yani bu doğum çok önemli bir olay. Yani genel olarak maliyeti arttırır. Çünkü bütün gece buradasınız, elektrik harcayacaksınız, gideceksiniz, geleceksiniz, maliyet maliyet. Ama işte bu toplu doğumlar 10 gün 15 gün içerisinde bütün doğum sancınız bitmiş olur. Bütün geleceğe dair planlarınız da ona göre, çünkü kuzudan gelecek paraya göre yatırım yapıyoruz. Yani çok geniş, o yüzden toplaştırmak çok önemli. Biz implantı seçtik. Çünkü Sünger hocamın dediği gibi çok fazla koça ihtiyacımız vardı. Bizim ihtiyacımız yok. Tek koçla imkan sunuyor. Bir de bu hormonal bir durum. Evet. Melatonin hormonu veriyor. Yani Sünger'e ben şahsi olarak da bir türlü ısınamadım. Yapılan uygulaması da biraz, bilmiyorum, çok hijyenik olmadığını düşünüyorum. Neyse, genel olarak bu konuda söyleyeceklerimiz bunlar herhalde hocam. Aklınıza evet, gelen bunlar, başka bir şey var mı? Bir de 2 senede 3 kuzu alma eğer planımız varsa kesinlikle, uygulamalar kesinlikle yapılması gerekir. Aynen. En önemli babadan husus, dededen atlamış kalma usullerle artık bu hayvancılık yapılmıyor. Yapılsa da zarar yazıyor. Evet. Biz minimum zamanda maksimum kar almak zorundayız. Bunu da bu aracı aparatlarla yapıyoruz. Uygulamalar. Ben hep şey söylerim hocam. Tabii haddimiz değil ama yılda tek doğum koyun için iyi. Yılda iki defa, işte bu sünger sıkıştırırlar hayvanları. Bu işletme için iyi ama koyun için, anacımız için çok kötü. Yıpratıyoruz. Ama 2 yılda 3 doğum hem koyun için, hayvanımız için, hem işletmemiz için en karlısı. Evet, çünkü en hayvanımız karlısı dinleniyor. Ve en seri halde de 2 yılda 3 doğum olduğu için, kuzu girişimiz fazlalaştığı için de işletmemiz de faydalanıyor. O yüzden bu sistemi oturtmamız gerekiyor. Bunu oturtmak için de ya sünger ya implant, ki biz implant tercih ediyoruz. Yani söyleyeceklerimiz bu kadar şimdi. Evet. Bir tane de uygulama gösterelim şimdi yaparken. Bir saniye bakalım, çekiyoruz. Evet. Hocam şimdi ben şöyle, onu yapmışız, onu yapmışız. Gel bakalım, gel kızım. Gel. Hop. Hop. Kalk bakalım. Kalk. Ah, maşallah. Hah, dur. Dur bakalım. Sen şunu başlayalım, bana bir ver. Ben tutayım hocam, ondan sonra alabilirim ben. Gel bakalım. Gel hocam. Dur dur, ben şöyle ayarlayayım şunu. Evet. Aynen şuradan alırım yani. Sadece siz tutup bir şey yaparsınız. Heh. Şöyle gösteriyoruz. Yaptığımız uygulama. Hatta biraz yaklaşalım. Dur kızım. Dur. Dur. Dur, bir tane göstereceğiz sadece, nazlanma, dur. Evet, şöyle gösteriyoruz. Evet. Yaptığımız uygulama böyle. Kulak arkasından aparatımız vasıtasıyla işte gerekli hormonu veriyoruz. Daha sonrasında bırakıyoruz. Burada enjekte ettik. Burada tamam, enjekte ettik. 40 gün sonra koçumuzu salacağız. Uygulama örneğimiz de buydu. Uygulama sonucumuz ultrasona gelecekler. 40 hayvanı yapıyoruz. Ne oldu, ne bitti, hepsiyle alakalı tekrar bir video çekeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.